Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golban.com'un ve Kayseri Özel Ölüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi güzel bir haberle başlayalım. Bizi gururlandıran, göğsümüzü kabartan bir haberle başlayalım. Ampute futbol milli takımı. Yani belki bedensel olarak engelli diye anlatılıyorlar ama yüreksel olarak hepimizden daha değerliler. Ve yine göğsümüzü kabartmış durumdalar. Hani o bedensel olarak bir sıkıntısı yok denilen ama psikolojik olarak ve taktik stratejik olarak bizi ahlara vahlara götüren A milli takımımız var ya, futbol A milli takımımız. Onlara da ders olsun ve ibret olsun. Ampute milli takımı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ilk maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Ve bu gurur, bu sevinçli haber vicdanı olan ve futbolu takip eden bütün çevrelerce haber aldıkları andan itibaren sevinçle karşılandı. Şimdi ev sahibiyiz ve A grubundaki ilk maç Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fransa ile karşılaşan Türk milli takımımızdan oldu. Erdi Aslan, İsmail Korkmaz, Fuat Taştan, Okan Şahiner, Ömer Güler Yüz, Kemal Güleş ve Savaş Kaya yedilisiyle sahaya çıkan Türkiye maça daha iyi başladı. Savaş Kaya'nın sol kanattan gönderdiği topa sert vurarak kaleye gönderen Kemal Güleş'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 13 ve 14. dakikalarda tehlikeli atakları geliştiren milliler, 23. dakikada Kemal Güleş'in pasını değerlendiren Okan Şahiner'in golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Konuk ekip Fransa'nın 24. dakikada geliştirdiği ve topun kornere çıktığı tehlikeli ataktan sonra ilk yarı Ay Yıldızların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Türkiye'nin iyi oyunuyla başladı ve Ay Yıldızlı ekip başarılı ataklarda bulundu. Türkiye 48. dakikada gelişen atakta daha sonra oyuna giren Rahmi Özcan'ın yerden sert vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Ay Yıldızlar Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Hocam bu kadar uzun uzadıya anlatmaya gerek var mıydı? Az bile anlattım arkadaşlar. Beğeniler kahramanlarımız için olsun. Bu sefer kendim için ya da kanal için beğeni istemiyorum. Bu sefer kahramanlarımız için birkaç çift söz istiyorum sizden arkadaşlar. Lütfen Ampute Milli Takımı ile ilgili değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Fenerbahçe'ye geçelim. Oğuz Burk Berisha'yı kadrosuna katacak. İşte Fenerbahçe'ye gelecek rakam diye yine haberlere çıkmış arkadaşlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin büyük umutlarla aldığı ama bir türlü istenilen seviyeye çıkmayan ya da istenilen seviyeye çıksa da Fenerbahçe taraftarı tarafından ya da spor otoriteleri tarafından kabul görmeyen Mergin Berisha bu sezon başında Augsburg'a kiralanmıştı. Hatta sezon başlandıktan sonra kiralanmıştı diyelim. Alman kulübü ise satın alma opsiyonunu kiraladığı oyuncunun bu habere göre de satın alma opsiyonunu kullanacak arkadaşlar. Yani şu ana kadar 2 3 4. haber bu. 3 haberde opsiyon kullanılacak. 4. haberde ise sezon sonu kullanılacak şeklindeydi. Ama ben hala ısrarla söylüyorum. Sezon sonu kullanırlar. Çünkü bunlar bir Alman kulübü. Bir maça, iki maça bakıp da hadi şimdiden hemen atlayalım, zıplayalım diyeceklerini sanmıyorum. Ha şu olabilir. Belki sözleşmesinde ek bir madde vardır. Hani bunlar imzalayana kadar Fenerbahçe istediği fiyata satabilir diye. Eğer öyle bir madde varsa zaten işimize gelir. Ama bakalım ne olacak. Şimdi Ümraniye maçında bir gol attı. Fenerbahçe'de yani gitmeden golünü attı. Ülkesinde Augsburg'a gitti. Orada Augsburg takımında bir gol, bir asistle oynuyor 3 maçta. Hazırlık maçında 4 gol birden attı. Sözleşme transfer bedeli 4 milyon euro. Bir kez daha hatırlatayım. Ben 4.250 diye biliyorum. Bu bir. İkincisi, bir kez daha hatırlatayım. Benim bilgilerime göre biz Berisha'yı 3 milyon 250 bin euroya satın aldık. Yani 3 milyon 250 bin euro bonservisten aldığımız futbolcu 4.250 ile satabiliriz. Bilginiz olsun. Beşiktaş öncesi Fenerbahçe'ye 3 kötü haber. Emre Mor. Şimdi bu haberi başlığı görür görmez eyvah dedim. Yani Emre Mor evet Fenerbahçe açısından tehlikeli sayılabilecek bir isim. Belki yedek, belki as oynayacak. Ama Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.
3 futbolcuyu zaten biliyorsunuz sakatlıklarından dolayı oynamayacak. Ama Emre Mor konusunda bu videoda sanki kötü bir haber paylaşılmış gibi. Ancak Emre Mor oynayabilir arkadaşlar. Ben haberin devamını, detayını vesaire okumuyorum. Emre Mor'da hiçbir problem yok. Aksini iddia edeni tokatlarım, tokat manyağı yaparım. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir problem yok. Oynayabilir. Serdar Aziz konusunda bir şey söyleyeyim. Serdar Aziz de şans verilmesi halinde oynayabilir ama belki yedeklerde yer alır. Belki orada bile yer almaz. Joshua King kesin olarak yok. Luan Perez kesin olarak kadroda yok arkadaşlar. Hani hocam durup durup da belki maç zamanı oynatabilir mi diye düşünüyorsunuz. Sanmıyorum. Bu arada ilk 11'i bilsem bile paylaşmam. Çünkü Fenerbahçe'nin bu hani sürpriz ilk 11'lerle çıkma geleneği beni benden alıyor. Rakipleri de perişan ediyor. Hani hazırlık yapamıyorlar. Yani taktik olarak, stratejik olarak çalışamıyorlar. Bu da beni sevindiriyor açıkçası. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Beklediğim 11. Bakın beklediğim 11. Yani bu 11 çıkarsa hani lan ilk 11 paylaşmıyordun demeyin. Beklediğim ilk 11. Altay, Osayi Samuel, Gustavo Henrique, Atilla Salahi, Ferdi Kadıoğlu. Orta ikilide Arao, Crespo. Orta sahanın sağ tarafında yani Osayi'nin önünde İrfancan Kahveci. Orta sahanın sol tarafında bir önceki videoda Lincoln dedim ama şu an bence Rossi bir adım önde. Ama şöyle bir şey var. Rossi'nin geri takibinde sıkıntı var. Yani Rossi'nin geri takibinde sıkıntı olduğu için Lincoln daha çok düşünülüyor oraya. Yani arkadaşlar aslına bakarsanız biz Buruma yerine niyetli aldık. Hani Rossi Buruma değil mi? Yani sol kanat Rossi Buruma oynatırız diye aldık. Ama maalesef Buruma istediğimiz gibi çıkmadı. Fişini de attığımız için geri de iade edemiyoruz. Ne yapalım? Lemos'la birlikte müjdeli haberlerini bekliyoruz. Bugün yarın inşallah Lemos'la ilgili müjdeli haber verebilirim sizlere. Ama Buruma ile ilgili de el altından bazı görüşmeler var. İnşallah olur ama zannetmiyorum. Ben Buruma'nın kalacağını, devre arasına kadar takımda kalacağını düşünüyorum. Bu bir. Belki ikinci devre atıyorum. Bir Anadolu kulübüne kiralanabilir. Vesaire olabilir. Akkeşke Dünya Kupası arasında transfer sezonu en azından bir futbolcu için ya da iki futbolcu alabilir diye açılsaydı. Gerçekten çok güzel olmaz mıydı ya? İki futbolculuk transfer dönemi. Yani iki futbolcu alabilir ya da iki futbolcu gönderebilir. Dünyadaki bütün ülke takımları diye. Dehşetül vahşet bir şey olurdu. Yani enteresan bir transfer dönemi olurdu. Ama dediğim gibi ben Buruma'ya değil ama Lemos'un gidebileceğini düşünüyorum. Neyse Crespo, Arao, İrfan Can dedik. Solda Rossi bir adım önde ama ben hala Lincoln'da ısrar ediyorum. Forvet ikilisinde de ise Cao Pedro ve Valencia oynayacak şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Ha Perşembe günkü Limassol maçını falan filan sormayın. Hele bir Beşiktaş maçını atlatalım. Sonra zaten uzun bir süre konuşacağız. Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'dan 5 kulüp harekete geçti. Bakın arkadaşlar sıcağı sıcağına bir haber bu. Bilginiz olsun. Şimdi genç futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu. Performansıyla adından söz ettiriyor. Ancak sadece performansıyla değil. Yani şey gibi. Okey oynayanlar bilir. Okey gibi bir futbolcu. Nereye koyarsan koy sırıtmıyor. Yani yarın bir gün kalede falan da izleriz. Hani gırgırına falan hadi sen bu seferlikte kalede oyna. Bu sefer de stoperde oyna falan. İş oraya doğru gidiyor. İş oraya doğru gidiyor yani. Ama Ferdi'nin yükselen performansı, yükselen grafiği. Bu arada başka milli takım seçmesine de gerek kalmadı. Türk milli takımını seçerek de bu grafiğini sergileyebildi. Ve performansına adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Jesus yönetiminde performansını ve potansiyelini maksimum seviyeye taşıdı. Yani şu an için maksimum seviye. Yani bizim bize göre maksimum seviye. Belki daha da iyi seviyesi vardır. İnşallah onu da izleriz arkadaşlar. Neden olmasın değil mi? Ve Avrupa'da 5 önemli kulüp harekete geçti diyor.
Kimmiş bu 5 önemli kulüp? Merak ettim arkadaşlar. Daha önce Elif Elmas, Vedat Muriç ve Kim Minji'yi parlatarak yüksek bedellere sattığı kulüp Napoli. Ama Napoli yokmuş bu listede. Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden 5 kulüp. İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton. Belçika'dan Kulüp Brugge, Hollanda'dan Ajax. Bir kere şunu söyleyeyim. Eğer Hollanda'dan Ajax gerçekten takibi aldıysa, yani ben vardır yoktur demiyorum. Gerçekten Ajax takibi aldıysa diğerlerinin hiç şansı yok arkadaşlar. Yani diğerlerinin hiç ama hiç şansı yok. Onu da söyleyeyim. Yani diğerlerinin hiç şansı yok. Ha şunu da belirteyim. Yani şunu da belirteyim arkadaşlar. Mesela Fenerbahçe'de Atilla Salahi. Ben Atilla Salahi'nin seneye kalacağını düşünmüyorum. Ferdi için bir şey söyleyemem çünkü şu Türk kuralı, yabancı kuralı mevzusu var ya. O değişir, değişmez. Ona bir şey söyleyemem. Yani belki o değişir. Sonra olan Ferdi'ye de gerek yok dersin. Ama o değişirse eğer net değişmesi lazım. Yani bir yıllığına değişti denmeyecek. 5 yıllığına böyle, 10 yıllığına böyle diyecekler. Yani 10 yıllığına böyle bitti. Ama bakalım kaç yıllığına değişecek. Ama değişirse bakın eğer yabancı kural değişirse Ferdi Kadıoğlu'nu bize bırakmazlar. Peki hocam kaça gider? 16 milyon euronun üstüne gider arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu. Hocam Atilla Salahi kaça gider? 16 milyon euronun üstüne gider. Hocam peki hem Ferdi hem Atilla Salahi için 16 milyon euronun üstüne gider diyorsun. Yabancı kuralı falan filan. Diyelim gitti. 32 milyon euro. Biz bunların yerini nasıl dolduracağız? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ferdi ve Atilla Salahi'nin bir kere niye 16 ettiğini, bizim bunların yerine alacağımız oyuncuların bunların yerini nasıl dolduracağını düşünmek lazım. Yani şöyle anlatayım, Türkçe anlatayım. Ferdi'yi 16'ya satıp yerine 4 milyon, 7 milyon euro arası bir futbolcu alacaksın. Atilla Salahi'yi 16'ya satıp yerine 4 milyon, 8 arası, 8 milyon euro arasında bir futbolcu alacaksın. Ve diyeceksin ki bu yeni Atilla Salahi olacak, bu yeni Ferdi olacak. İyi de hocam adamlar salak mı? Niye 16'ya gelsin bizden alsın? Niye gidip 16'ya Ferdi alsın, Atilla Salahi alsın? Bu şöyle arkadaşlar. Küçük dokunuşlarla sen futbolcuyu şekillendireceksin. Senin elinde futbolcuyu şekillendirebilen bir teknik direktörün var. Yani futbolcudaki potansiyeli açığa çıkartıp geliştirebilecek bir teknik direktörün var. Ya da şöyle anlatayım. Her tıp fakültesi kazanan öğrenci illaki ilkokul birinci sınıfta okumuştur. Sen okuma birincisin. Sen ortaokul 2'den başla denmemiştir kimseye, değil mi? Ha. Şimdi birinci sınıftan çocuğu alıp da bu tıp okuyacak demek abeste iştigal etmek oluyor. Yani çok saçma bir durum olur. Ya da ortaokul birinci sınıfa gittiği zaman yani şu an 5. sınıf diye tabi. 5. sınıftan çocuğu alıp bu tıp okuyacak ileride ben bunu alayım demek çok büyük risk. Lise 1'de bile almak risk. Lise son sınıfta almak risk. Anlatabiliyor muyum? Sen Ferdi'yi Salahi'yi doktor etmiş olarak ya da tıp fakültesinin içine sokmuş olarak ya da tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak satıyorsun. Sonra sen diyorsun ki lise son sınıf öğrencisi alayım 1 milyon euro. Üniversiteyi kazanmış tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi alayım 4 milyon euro. Ulan bir şeyleri daha üstüne katmış tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisini alayım 7 milyon euro diyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? Olay aynen bu şekilde. Ha bizim scout ekibimiz var mı? Var. Ama Jesus'un da kendi ekibi var. Ben şunu söyleyeyim. Kimi nereye satarsak satalım. Hiç umurumda değil. Giden gitsin. Ama Ferdi eğer Ajax tarafından takip ediliyorsa bu çok yakında çok büyük sansasyonel haberlerle duyurulur. Bir. İkincisi Ajax'ın politikası şu. İşi sezon sonuna bırakmıyor. Gidiyor ilgi mektubunu basıyor. Ben şu kadar veriyorum. Kabul müsünüz? Seviyorum. Veriyor musun? Diyor. Sen veriyorsan gidiyor. Şu da bir gerçek. Fenerbahçe'ye ilk geldiği gün birçok arkadaşımızın futbol cahili taraftarın sadece taraftarlık yaptığını iddia eden ama hiçbir şeyden anlamayan bazı kesimlerin bu alınır mı? Bu risk. Şöyle böyle dedi. Ferdi Kadıoğlu 1 milyon euroya yakındı piyasa değeri. Şimdi 10,5 milyon euro.
Üstelik senin aldığın Ferdi Kadıoğlu 8 numara, 10 numara, sol açık, sağ açıkta görev yapıyordu. Gülme tuttu ya. Şimdi sol bekte, sağ bekte görev yapabiliyor. Yani durum bu arkadaşlar. Yalnız ben bir şey daha ekleyeyim. Pek emin değilim. Yani %100 emin değilim ama Ferdi Kadıoğlu için serbest kalma bedeli, yani serbest kalma bedeli 20 milyon euro diye biliyorum. Bilginiz olsun. Yani serbest kalma bedeli 20 milyon euro diye biliyorum. Eğer bu transferler gerçekleşirse Fenerbahçe'nin, yani 20 milyon euro diyelim. Atilla Sanayi için de en az 16 milyon euro düşüncesi var. 20, 16, 36 milyon euro. Yani iki futbolcudan 36 milyon euroluk satış hedefleniyor. Ama bu devre arası değil. Bu yaz döneminde. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Şöyle bir şey de söyleyeyim. İnşallah nasip oldu Fenerbahçe şampiyon oldu. İnşallah nasip oldu Fenerbahçe Avrupa'da da ses getirdi. İnşallah nasip oldu Türkiye Kupası'nda kazandı. Eminim bu tandemde hem Atilla Salay hem Ferdi Kadıoğlu baya baya maçlar çıkarmış olacak. Ve bu gerçekleşirse her iki futbolcuyu birini 20'ye birini 16'ya 36'ya satarsan salaklık etmiş olacaksın. İşte öyle bir hale bürünecek. Sen belki bu futbolcularla bir yıl daha devam edip belki Şampiyonlar Ligi'ne gidip orada ses getireceksin. İşte o gün 6'şar, 7'şer, belki 8'er, belki 10'ar milyon euro da üstüne ekleyeceksin. Kulübün kasasını çok ama çok güzel geliştireceksin. Ben şu an için bu transferlere hayır diyorum. Berisha transferi için eğer ek bir madde varsa, işte siz alana kadar başkası daha yüksek bir teklifte bulunursa satabiliriz maddesi varsa zannetmiyorum ama olabilir çünkü Augsburg'a kiralarken tamamen bizim isteklerimize göre kiraladık. Hani oynama garantisi şöyle böyle opsiyon opsiyon diye. Olabilir. Burma için zannetmiyorum ama Lemos her an gidebilir. Yani Berisha 1, Lemos 2, Ferdi 3, Atilla Salahi 4 derken bu 4 futbolcudan yaklaşık 20 20 milyon şey 20 36 40 40 milyon euroluk bir beklenti olabilir. Ama dediğim gibi Ferdi ve Salahi de suyu bulandırmayın. Bu transferler yaza sarkar. Şimdi asla olmaz. Gönül rahatlığıyla yaz transfer dönemine kadar bunların kalacağını net olarak söyleyebilirim. Hocam yarın bir gün şartlar değişir. Ferdi'ye 50 milyon euroluk teklif gelir. Salahi'ye 100 gelir. O zaman da kalır der misin? O zaman sizi bile satarım. Yani 100 milyon euro teklif gelsin sizi bile satarım. Ya siz 100 milyon euro hiçbir arada gördünüz mü? Ben görmedim şahsen. Yani ben hiç görmedim bir arada. Siz de görmediniz. Ya Fenerbahçe kulüp borcunun 1/3'ü demek 100 milyon euro. Allah aşkına Fenerbahçe'de bugün 100 milyon euro teklif gelip de satılmayacak hiçbir futbolcu yok. Hatta Arda Güler'i de dahil ediyorum. 50 milyon euro teklif gelip de satılmayacak hiçbir futbolcu yok. Hatta yine Arda Güler'i dahil ediyorum. 35 milyon ya da 30 milyon euro ve üstüne satılmayacak hiçbir futbolcu yok. 20 milyon euro ve üstüne teklif gelecek futbolcu sayısı çok kısıtlı. Ama yine söylüyorum belki Arda Güler parantez dışında kalabilir ama 20 milyon euro ve üstü, hatta 16'ya düşürüyorum. 16 milyon euro ve üstüne satılmayacak hiçbir futbolcumuz yok. Her futbolcumuz bugün itibariyle 16 milyon euro ve üstüne gidebilir. Arda Güler hariç benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.